Merhaba arkadaşlar, Tek Teker Çok Şeker'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Dün baktım 10. bölümdeymişiz. Bayağı ilerledik kısa zamanda. Şöyle aynadan bakayım, güzel miyim? Evet, çok güzelim. Şu an Ferhat'a gidiyorum. Ferhat beni bekliyor. Motor kıyafeti dükkanında. Onun yanına gideceğim. Bir nevi iftarı yakınlaştırma çabaları bunlar. Ferhat çünkü niyetli. Zamanını geçirmek için uğraşıyor. Ben de ona bugün yardımcı olacağım biraz. Ondan sonra bizim bir motor grubumuz var. WhatsApp'ta. Orada birkaç arkadaşa buluşacağım. Ondan da kısa bir video yaparım sonunda. Şimdi Ferhat'ı kandırdım. 5 dakika yorum olduğunu söyledim ama 5 dakika yorum yok. Bayağı bir 20-25 dakikalık yorum var. Büyük bir ihtimal saat tam 5'te beni orada bekleyecek. Ben de biraz acele edeceğim. Fazla beklemesin. Kendi makinemi özlemişim ya. İnsan kendi makinesi gibi yok. Ne zamandan beri Ferhat'ın Ninja'sını sürüyordum. Kendi makinemi özlemişim. Çok değişik geldi şimdi. Yeniden bilince. Da 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 da. Şuradan bir çıkabilseydim ya. Bari otoyola çıkayım da fazla beklemesin. Oruçtan bayağı sinirli olabilir. Boşuna sinirlendim mi diyeyim. Açın yolu. Arkadaşlar bu gelecek 2 hafta için son vlogum olabilir. Çünkü gelecek 2 hafta komple yağmur burası ya. Yemin ediyorum komple yağmur yağacak. Bu son güzel gün. Yarın yağmur başlıyor. Aslında havalar güzel olsaydı pazar günü yaklaşık 200 km uzaklıkta Stuttgart tarafında bir motorcular buluşması vardı. Buraya ne yapmışlar ya? Bir şeyler olmuş yine. Nasıl viraj öyle girdi ya? Maşallah. Ne diyordum? Motorcular buluşması vardı. Ehliyet yapıyor. Oraya gidecektim. Ama dediğim gibi hava yağmurlu olduğu için galiba gidemeyeceğiz. Zaten pazar günü saat 3'te Türkiye'nin maçı var. Onu da kaçırmak istemiyorum. Neyse, bakacağız artık. Ben otoyola çıkayım. Ondan sonra yayına devam ederiz. Hadi bakalım. Yanında kalın. Azıcık bir yolum kaldı. Şehre girmek üzereyim. Bakalım Ferhat bekliyor mu? Motor sürünce tabi ne mesaja bakabiliyorsunuz ne de telefona. Zaten normalde arabada da yapmamak gereken bir şey. Yani telefona konsantre olacağımıza yola konsantre olalım. Allah göstermesin bir kazaya sebebiyet olmayalım. Ferhat arıyor. Telefon titriyor. Gece ona saat 5'te orada olacağım demiştim. Saat şu an 4.55. Sözümü tutabileceğim galiba. (Gülüyor)
Arkadaşlar şehire girdim. Kurt şehre indi gibi bir şey oldu. Şu hemen köprüyü geçtikten sonra dükkan orada. Zaten iki tane dükkan var. Motor kıyafetleri satan. Ferhat da arayıp duruyor. Ama çıkamıyorum maalesef. Bir dakika oradayım zaten. Ya ne dakika adamım ha. 5 dedim. 4.59'da oradayım. Daha iyisi olamaz ya. Şurası da bari açık olsaydı. Bir dükkan şurada. Öbür de orada. Orada bekliyor olması lazım. Belki de buradadır. Orada mı? Değil. O zaman öbüründe. Önde kırmızı ışık varsa biz de buradan gideriz. Hacı ne haber ya? Çok beklettin mi? Evet. Ama ben sana 5 dedim. Saat tam 4.59. 5 dedim ben sana. 4.59. Neyse park edelim de. 20 dakika önce geldim. Klanos'tan'da değildim, evdeydim. Evet, selam söylersin. Neyse içeri girelim ondan sonra. Ayarlıyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar yeniden beraberiz. Ferhat'a eldiven aldık. Haftaya sınavlara girecek. Onun için eldiven lazımmış. Ondan sonra arkadaşlarla da buluştuk. Onlarla beraber şimdi Ferhat motorunu almaya gideceğiz. Onlar önde bekliyor. Ferhat da arabasıyla gidecek. Bayağı bir motorla gelen bayağı bir parça vardı çünkü. Önünü arkasına kaldırmak için. Eski egzoz, yağ, sprey falan. O önden arabayla gidiyor. Biz de arkasından gideceğiz. Ben gideyim arkadaşları alayım bari. Çekiyor muyum? Nasıl geçeceğim ben buradan ya? Aha da geçtim. Uğur geliyor. Uğur yolu biliyor zaten. Ona söyleyeyim bari önden gitsin. Şuraya duralım. Herkes tamam. Çerim'in makine çok güzel ya. Acayip hoşuma gidiyor. Arkanı kapat.
Valla arkadaşlar gördünüz, makineler çok şahane. Hepsinin makinesi ayrı güzel. Hepsi özene bezene yapmış motorlarını ya da almış. Bayağı bir uğraşmışlar yani. Ses neydi ya? Önden gitsinler de arkadan çekeyim bari. Ben önde olunca saçma oluyor. Beni kim çekecek acaba? Neyse gidelim, Ferhat'ın motorunu alalım. Varmış mıdır o acaba? Gidelim onun motorunu alalım. Evine götürelim adamı. Haftaya sınava girecekmiş. İnşallah sınavını kazanır. Aramıza birisi daha katılır. Ben isterim yani. Unutmadan söyleyeyim, böyle grupta gezmek çok güzel olabilir ama aşırı derecede dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle 5-6 kişiden fazlaysanız, benim size önerim, eğer grupta sürüyorsanız herkes tek bir çizgide gitmesin. Birinci sağda, ikinci solda arkada, üçüncü sağda arkada giderse daha iyi olur. Neden? Hemen anlatayım. Eğer öyle sürerseniz öndeki adam aniden fren yaparsa, sizin ön solunuzdaki fren yaparsa biraz daha zaman kazanırsınız, biraz daha yol kazanırsınız. Direkt önünüzde olsaydı, siz eğer bir saniye başka bir yere baktığınızda direkt arkasına çarpmanızdan daha iyidir. Ayrıca saatte hadi diyelim 300 km yol yapıyoruz. Eğer saatte 300 km yol yapıyorsak saniyede 100 metre katlediyoruz. 100 metrenin de ne kadar olduğunu size anlatmama gerek yok herhalde. Onun için özellikle dikkat edelim lütfen. Evet, köylere girdik. Bundan sonra yavaş gitmemiz lazım. Şart. Zaten bizim eve de yaklaştık. Ferhat büyük bir ihtimal varmıştır otoyoldan gittiyse eğer. Vardıysa beklesin biraz. Onun motorunu alıp geri dönmemiz lazım zaten. Ondan sonra da devam ederiz. Hadi bakalım, gel bakalım. Alanlara beni nasıl da tuzutuyor.
Arkadaşlar Uğur'un egzozunu merak edenlerse hemen söyleyelim, Akrapovic. Hayatımda bahçemde bu kadar çok motor yoktu. Komşular kafayı yiyecek herhalde. Evet arkadaşlar, yeniden beraberiz. Yapma yapma yapma. Hava güzel, millet coşuyor tabi, normal. O kadar da olsun. Son motorlar değiştirdik. Şimdi Ferhat'ın evine gidiyoruz. Orada motorlar değişeceğiz. Kendi motorumdan bu motora binince bayağı bir fark atıyor. Kendimi sanki yeniden böyle ayarlamam lazım gibi geliyor. Ama bu yollar güzel. Gezmek için, gazlamak için. Güzel virajlı. Burada anlatırken millet kaçmış. Hepsi önde. Gidene ne yapıyoruz? Güvenliğe dikkat ediyoruz. Gelişe bak ya, Allah'ım ya Rabbim. Ne güzel benzin koktu. Vallahi güzel, arabacılar bize yol veriyor. Sağlam. Sinan arkada mı? Arkada.
kişi. Grubun bir tehlikesi daha. Önden 4 kişi gitti. Bu arabacı da sandı ki 4 kişilik bir grup. Fakat yanlış, arkadan 2 kişi geliyor. Ve o 2 kişi de daha fazla gaz veriyor öndekilerini geçmek için. Onun için lütfen pür dikkat. Süper bir şey yaptım. Bravo. Nereden gittiler bunlar acaba ya? Bizimkiler nereye kayboldu ya? Hayret bir şey. Bari sinyal ver ya. Arkadaşlar galiba benden bugünlük bu kadar. Daha fazla tur yapmayız sanırım. Aramızda niyetler var. İftara yetişmeler lazım. Şimdi bir benzin istasyonuna gidip oradan ayrılırız herhalde diye düşünüyorum. Şimdilik benden bay bay. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Ve dağıtmayı da unutmayın. O da önemli. Geçer mi bu buradan? Geçti.